Hele bak, net görünüyor burada.
Şimdi bir yarım adaya doğru gidiyorum. Yalnız Bodrum'la ilgili şöyle bir durum var. Yollarda çok fazla su birikintisi var. Yani arabamı yıkıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yollarda çok fazla su birikintisi var. Bu hem yolu kayganlaştırıyor, motosikletler için tehlike arz ediyor. Hem de yine motosikletlerin üzerini kirletiyor. Öndeki arabanın spreyinden dolayı. Vallahi hiç şey değil yani. Keyifli olmuyor. Ve çok yerde var yani. Bütün sular yolda. Bir efsane herhalde. Şu an bir yarım adaya doğru gidiyorum. Oğlum nasıl geliyorsun? Manyak mısın ya? Bugün bunlarda 1 metreden fazla dalga görünüyordu. Aşağı sakin. Ama tabii bir rüzgar var. Açık denizde daha fazla su olabilir mi sanmıyorum. Buradan baktığında gayet sakin görünüyor. Ben nereye gittiğimi de bilmiyorum rastgele. Herhangi bir navigasyon kullanmıyorum burada. Bu da olsun ama. Bunlar bahar gibi ya. Ocak ayındayız. Çok güzel değil mi? Açılmamış demek ki. Güzel. Çamura girmeyeceğim ya. Burası inşallah değildir. Kaynayayım mı? İn bakalım ya. Yol bitti.
bayağı karavan var. Mezar gibi yapılar var. Ya karavan var burada ya. Vay be. Ah, ilk defa bir su gördüm. Evet, yolu kavakta bir durumdayım arkadaşlar. Bakarız ne durum olduğuna. Yarım adada böyle gidiyoruz. Parti küçük bir ada var. Adanın üstü bembeyaz, bak kireç gibi olmuş. Muhtemelen martıların kakaları. Bembeyaz yapmışlar. Güne yürüyebilirim. Ama kuyu var herhalde. Şöyle bunları izleyenler burayı vay bomboş görünce çok şaşırıyorlar. Yazın gelip de izleyenler diye. Şey dilerim. Sanırım Bodrum Yarımadası'nın en batısındayım. Şu arkada karaltı şeklinde adalar var. Muhtemelen onlar da yine Yunan adaları. Tabii en batısı şurası ama oraya da gitmedim artık. Şurada küçük bir ada var. Burası Yalıkavak. Çok güzel. Sanırım cennet koyunu geride bıraktım. Bu koyun devamı. Yani güzeldi ya. Bir tane takıp bakarsınız fotoğraflarına. Koyda, koya benziyor.
Yani burada da koyda gerçekten çok güzel ha. Onlar çok tozlu ve çamur. İçeriye kimse yapmıyor herhalde. Kulları gıcık gıcık olmuş. Bu evsinde buralara ya motorla gelmeyin. Doğru söylüyor deva. Kamyon çıkabiliyor. Cennet payı burası da olabilir. Abi harıl harıl çalışma var ya. Şuraya bakar mısınız? Bence buradan geriye yol yok. Ben buradan devam ederim diye. Karşısı dedim. Sonra demedi de ben. Dedim bak. Yol bitti. Cennet soyu burası. Hadi bak sadakallah hayırlı olsun. Kime? Dur. İyi bakalım Elif. Bir fotoğraf çekelim gidelim. Yunus. İnsene. Her yerde harıl harıl çalışma var ya. Kolay gelsin. Cennet soyu burası mı? Ha şu şeydeki. Tamam. Burası büyük cennet olsun. Ne? Hastal. Kartal mı hastal mı? Ha tamam. Evet az önceki koydan ayrıldık. Delikanlı sanırım hastal koyu dedi. Anlayamadım. Yani cennet koyunu görmeniz için bir şans daha doğdu. Buradan ileriye yol yokmuş. Biz de geri dönüyoruz. Yalnız orada fotoğrafları attığınız zaman göreceksiniz adam bir tanesi. Abi koyu kapatmış. Evi de dikmiş gerçi evi bakmış görünüyor ama. Evin iskelesi bile vardı yani. Kıyafeti yiyeyim. Bizim onlarda bir yürüyüz. Böyle şey yerleri oğlanlara veriyorlardı. Dağlardaki böyle hayvan gidilecek yerleri. Deniz kenarında olan yerleri bizim için para yetmiyordu. Turizm sektörü o yıllarda olmayınca. Tabi onlar hep kızlara verildi. Kızlar daha sonra tabi turizm sektörü patlayınca 80'li yıllardan sonra damatlar zengin oldu. Yani, evet, burası cennet koyu. Küçük, minnak, güzel. Tabi kamyon gürültüsüyle, tozuyla yazı nasıl olur onu bilemem ama şu haliyle güzel. Bu küçücük daracık yollara yazın nasıl araçlar sığıyor onu bilmiyorum. Yazın turizm ülkesine gelmeyi ve yılları için sevmiyorum.
gideceğiz. Herif. Ta karşıya gideceğiz. İn. Ben bir döneyim.
be. Müthiş! İnanılmaz güzel!
olmasın. Yol. Tuğla Başkaya'nın tur serüvenimiz devam ediyor ama arabayla. Evet, motorun ön keçeleri patladı. Bunun üzerine Marmaris Yarımadası kaldı. Motoru servise bıraktım. Şimdi arabayla geri dönüyorum. Tura devam. Tura devam. Denizli turu.